de şimdi burada aklınıza hangi işlemler e-irsaliye olacak diye bir soru gelebilir. Normalde kağıt irsaliye kestiğiniz bütün durumlarda e-irsaliye kesilmesi. Yani bu sektörlerdeyseniz, ki sektörlerdesiniz bugün burada bu toplantıda olduğunuza göre, yarından itibaren bir ay süre hariç 1 Ağustos 2020'den itibaren bütün sevk irsaliyelerinde e-irsaliye kesmeniz lazım. Yani kağıt irsaliye kesiyorsanız bunu e-irsaliye çevirmeniz gerekiyor. Bunlar tüm toptan satış ve iade irsaliyeleri, konsinyeleriniz dahil, depolar arası işlemler, eğer farklı lokasyonlardaysa. Yani burada şunu açıklamak lazım. Mesela aynı fabrika, tek fabrika içinde değişik depolarınız oluştu. Mesela ham madde depo, yarı mamul depo, mamul depo gibi depolar açtınız. Bunlar arasında malzeme taşıyorken elektronik irsaliye kesmek zorunda değilsiniz. Ama atıyorum Gebze'de fabrikanız var, Kartepe'de ya da Düzce'de başka bir deponuz var ya da tersi, oradaki bir deponuzdan Gebze'deki bir fabrikaya mal çekiyorsanız depolar arası işlemler olarak bunlara e-irsaliye kesilmesi gerekiyor. Aynı şekilde fasona malzeme gönderimleri, bunlara da e-irsaliye kesilmesi gerekiyor. Akaryakıt modülünü kullananlar da kredili satış evrağı dediğimiz bir satış evrağı var. O da e-irsaliye kapsamına alınmış durumda. Bunların hepsinde e-irsaliye kesilmiş olması lazım. Tabii burada iç organizasyonlarınızı siz hemen düşünmeye başladığınızı biliyorum. Ama kesin olan bir şey, yani ne kadar değişecek, ne kadar organize edeceksiniz kendi kendinize bilemiyorum, tam kestiremiyorum. Biz de bize bilgi verirseniz veya bizden destek isterseniz biz de yardımcı olabiliriz o konuda. Tabii ki bakım anlaşmalarımız çerçevesinde. Ama kesin ne kadar değişiklik olacağını bilmiyoruz, en iyisini siz bilirsiniz. Fakat kesin olan bir şey var, kontür maliyetleriniz artacak. Yani eskiden sadece e-fatura, e-arşiv ve e-defter için kontür alıyorken, şimdi kestiğiniz bütün e-irsaliyeler için ve size gelen bütün e-irsaliyeler, çünkü karşı taraftan size gelenler de e-irsaliye olarak gelecek. Bunlar için de kontür maliyetiniz artıyor olacak ve bunu çok iyi planlamanız lazım. Yani 6 aylık konturlarınızın bedelleri, biliyorsunuz 6 aylık süre için geçerli konturlar mikroda. Bunun ne kadar çok alırsanız birim maliyetiniz, 6 ay kontur maliyetiniz o kadar düşük oluyor, ama 6 aylık tüketiminizden fazla alırsanız da yanıyor. Bunun için ciddi bir çalışma, her alımınızda ciddi bir çalışma yapmanız lazım. Her alımınızda kontur fiyatlarını tekrar bir gözden geçirmenize kesinlikle yarar var. Bu iş akışını düzenlerken diye düşünüyoruz, öneriyoruz.